Peki Angustias nerede?
Onlar köpeklerin yarıkları arasından dışarı bakarken gördüm. Herkes biraz önce ayrılmışlardı. Peki sen? Sen ne yapıyordun orada? Tavuklar yumurtladım diye bakmaya gitmiştim de. Hani erkekler az önce ayrılmışlardı? Bir kısmı daha dışarıda duruyordu. Avrusya! Avrusya! Buyur ana. Niçin ve kime bakıyordun? Hiç kimseye. Babanın gömüldüğü gün erkeklerin peşinden dolaşmak senin gibi bir kadına yakışır mı? Cevap ver! Kime bakıyordun? Ben mi? Evet sen! Hiç kimseye bakmıyordum ana. Senin içine baktı aşkın seni! Farkım ama. Defolun şurada! Kimse kalmasın! Elbette yaptığı şey kötü ama kötü olduğunu bilmiyordu ki. Doğru sağlığa sıvıştığını görünce ben de tiksindim. Sonra da durmuş erkeklerimle konuştuğunu dinliyordum. Bunlar her zamanki gibi dinlenecek şeyler değildi. Onlar cenazeleri bunun için gelirler işte. Roman köy bekliyor. Mirasın görüşülmesini görüşmeye gelmiş. Gidelim. Sen avluyu badana etmeye başla. Sen de ölünün ötebesini kaldır. Bir kısmını onunla da alsak? Hayır! Kimseye bir tek düğme parçası bile verilmeyecek. Ölünün yüzünü örtülen bez parçası bile. İlacını aldın mı? Bir işe rica yok ki. Sen aldın ya. Her şeyi böyle düzgün yapıyorum ya. Hiçbir şey zerre kadar inandığım yok. Ama yeni doktor geri dönmeyeceğini görüyorsun. Bana da öyle geliyor. Fark ettin mi? Adela da cenazede yoktu. Biliyorum. Kocası eşikten dışarı adım attırılmış. Eskiden de şimdi. Şimdi yüzüne pudra bile sürmüyor. Kızlar da şaşırdı artık. Sevgilisi etsinler mi, seçmesinler mi? Hepsi bir kapıya çıkar. Şu bize rahat yüzü göstermeyen işletliler yok mu? Hepsi onların başının altından çıkıyor. Belki de Adela Hanım'ın başı dertteydi. Anam onun babasının geçmişini topraklarını nasıl ele getirdiğinden tek kişidir. Peki niye böyle bir adamı hapsatmazlar ki? İnsanlar bu gibi şeyleri gizlemek için birbirlerine yardım ederler de ondan. Kimse bunların sözünü edemez de ondan. İyi ama bütün bunlar da Adela Hanım'ın ne suçu var? Hiçbir suçu yok ama tarih kendini tekrar eder. Ne korkunç şey. En iyisi erkeklere hiç bakmamak. Çocukluğumdan beri korkarım onlardan. Öküzleri koşarlar, çuvalları kaldırırlardı. Bağırışırlar, tepişirlerdi. Hep korkardım ansızın biri kucağımdan alırsa derdim. Tanrı beni zayıf çirkin yaratmış da bu gibi şeyleri büsbütün uzaklaştırmış benden. Öyle deme. Eldeki humanas peşindeydi. Senden de hoşlanırdı. Onun bunun uydurması. Birinde tamamıyla dek gecelikle pencere de beklemiştim. Gelmedi. Çoban kızıyla haber yollamıştı. Hepsi lafta kaldı. Sonra da benden daha çok parası olan başka biriyle evlendi. Hem de umacının biriydi. Çirkinlik umurluğum erkeklerin. Tek istedikleri bir parça toprak, bir çift öküz bir de boğazlarına bakacak bir kandiktir. Öyle. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Ya sen? Bir odalara dolaşıyorum. Biraz gezinmek, biraz ninemin o işleme resimlerine bakmak için. O küçük gün köpeğe, aslanla güreşen o zenciye. Çocukken ne severdik onları. Daha mutlu zamanlardı o zamanlar. Bir düğün tam 10 gün sürerdi. Kem sözlere rağbet eden olmazdı. Şimdi insanlar daha bir incerdiler. Gelinler şehirlerdeki gibi beyaz beyaz örtülere bürünüyorlar. Biz de şişe şarabı içeri olduk. Ama başkaları ne der korkusu yüzünden içerlerde çürüyüp gidiyoruz. O zamanlar da Allah bilir neler olurdu. Peki Adela ne yapıyor? Ne yapsın? Doğum günü için diktiğim yeşil fistanını giyip avluya çıktı. Başladı bağırmaya. Piliçler, piliçler bana bakın. Acı acı güldü. Anam görmesin. Zavallıcık, en küçüğümüz o. Hayaller içinde daha. Onu mutlu görmek için neler yapmazdı. Saat kaç? Öğle olmalı. O kadar oldu mu? Neredeyse 12 yıl olur. Haberiniz var mı? Yok. Hadi. Anlamıyorum ne demek istediğini. İkiniz de benden iyi bilirsiniz ya. Hep iki koyun gibi baş başa gelirsiniz de kimseye bir şey çıtlatmazsınız. Pepe Romano'yu demek istiyorum. Ya? Ya. Bütün köyün dilinde. Pepe Romano Anastasia'sı evlenmeye geliyor. Bana kalırsa yakında düğünü yollayacaktır. Memnun oldum. İyi olandır. Ben de. Sonuçta Angustias'ın aynı vakti pek yerinde. İkiniz de memnun olmadınız. Magdalena, ne demek istiyorsun? Angustias'ın kara gözlerinin hatırı için gelseydi, Angustias kadın olduğu için gelseydi elbet ben de mutlu olurdum. Ama kızım parası için geliyor. Biz siz olduğumuz için açık konuşalım. Angustias yaşlıdır, hastalıklıdır. Öteden beri aramızda en az alımlı olan odur. 20'sinde Bostan Korkulu'na benzer 40'ına neye benzer? Şimdi tam 40'ında olduğuna göre
Öyle deme, talih kuşu en azı bana başına kalır. Ama Magdalen haklı ne de olsa. Babasının bütün parası Angus Chase'e kaldı. Bizim evde zengin olan bir o var. Angus Chase için gelmeleri de bundan. Babam öldü ya, para bölüşülecek ya. Pepe Romano'nun yaşı 25. Bu dolaylarında en yakışıklı erkeği. Onun senin peşine düşmesi gerekirdi Amelia ya da ne bileyim. 20'sindeki Adela'mızın peşine. Bu evde en uzakla gelebilecek babası gibi burnundan konuşan bir kadının peşine değil. Belki onun da bundan hoşlanıyor. Şu 200'lüğün yok mu senin? Allah Allah. Pilişler seni gördüler mi bari? Evet, ne olacak? Anam görse saçını akarladığı gibi sürüp 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 yerlerde seni. Bu fistan için ne hayaller kurduydum? Kuyu başında karpuz yiyeceğimiz gün giyerim diyordum. Bir yaşı daha olmasını istiyordum. Cici bir fistan. Hem de bana çok yakışıyor. Magdalena'nın giştiği en güzel şey. Bu fistanı karaya boya bari. En üstü sen onu Angustias'a düğün armağanı olarak ver. Pepe Romano ile evlenecek ya. Ne? Pepe Romano ile mi? Duymadın mı? Yoo. İyi, duy öyleyse. Ama olamaz. Paranın yapamayacağı şey yoktur. Onun için de cenazeden sonra çıkmış. Kapıdan sokağa bakıyordu. O adam da. Ondan her şey beklenir. Ne düşünüyorsun Adela? Bu yaz beni hayatımın en kötü anında yakaladı. Onu düşünüyorum. Bilmem nasıl katlanacağım. Alışırsın. Alışmayacağım işte. Beni kapatamazlar içeri. Benim derim de sizinki gibi olsun istemiyorum. Benim ne yaptığım odalarda yesin istemiyorum. Yarın yeşil fistanım ilk yazmaya çıkacağım sokağa. Dışarı çıkmak istiyorum ben. Adela! Birimizin başına gelin, hepimizin başına gelecekti. Sus! Neredeyse hizmetçi duyacaktı. Sokağın başından Pepe Romano geçiyor. Hadi gelelim şuna. Sen gitmiyor musun? Benim ne işim var? Köşeye döneceğine göre odanın penceresinden daha iyi görürsün. Bu bölüşmeleri paylaşmalıyım. Ve çok para düştü Angustias'a. Öyle. Ötekilere de epey can düştü. Güçtür söylüyorsun. Bunu anılmasını istemediğimi de biliyorsun oysa. Epeyce az, çok az, çok hatırlatma artık. Angustias! Buyur ana. Yüzüne pudra sürebildin demek. Babamın öldüğü gün yüzünü yıkayabildin demek. Benim babam değildi ki. Benim babam öyle bir çok oluyor. Unuttun mu yoksa ana? Babanın kardeşleri olan bu adamın senin üzerinde daha çok hakkı var. Onun sayesinde malın el sürülmedi. Orası pek belli değil. Canını tutar mısın sen? Bırak çıkayım ana. Bırak elime çıkar mısın? Önce yüzünden şu pudrayı sileyim de ondan sonra. Halılarına çekmiş. Ne olacak? Ne oluyor burada? Hiçbir şey olmuyor. Miras yüzünden kavga ediyorsanız en zenginimiz sensin. Hepsi senin olsun istersen. Çeneni tutar mısın sen? Bu evde bana söz geçirebileceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ben sağ kaldıkça benim için de sizin için de buyruk benden çıkacak bu evde. Bernarda! 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 Dantel başörtüm nerede Bernarda? Benim hiçbir şeyim size kalmayacak. Ne yüzüklerim, ne paramı, ne üç elbisem. Hiçbiriniz evlenemeyeceksiniz ondan. Ne diye bıraktın onu buraya? Kendisi kaçtı. Evlenmek istiyorum da ondan kaçtım. Deniz kıyısından biriyle en güzel, en iyi erkekle evlenmek istiyorum ben. Buranın erkekleri kadından kaçıyorlar da ondan. Sus ana, sus! Susmayacağım işte, susmayacağım. Şu evlenmeye can atan, yürekleri bas tutmuş erkeksiz kadınları görmek istemiyorum ben. Kendi köyüme gitmek istiyorum. Benimle evlenecek, bana mutluluk verecek bir erkek istiyorum ben. Bernarda! Kapatın şunu içeriye! Zaten. Belki de kurtulamazsın. Kesin bu konuşmayı.
Hem iyidir ama kara kaş kara gözler üstündür. Ne söylersen bir kulağından girer öbür kulağından çıkar. Anastas, Pepe senin pencerenin ilk geldiğinde sana ne demişti? İyi hiç ne desin, sadece konuştu. Birbirini hiç tanımayan iki kişi bir pencerede karşılaşıp nişanlını veriyor. Tuhaf doğrusu. Ben bunda bir tuhaflık görmedim Marcio. Ben olsam bayağı tuhafıma giderdim. Hayır, bir erkek bir pencereye geldiğinde o herkesin içine burnunu sokan, oradan oraya laf taşıyanlardan öğrenir. Bilir ki kendisini elbetlenecektir. İyi ama sana sorması gerekirdi. Elbette sordu. Peki ne sordu? Şey dedi, senin peşinde olduğunu biliyorsun. Bana iyi huylu, iyi yetişmiş bir kadın gerek. O da sensin uygunsa. Böyle şeyler sıkar beni. Beni de sıkar ama katlanacaksın. Peki başka bir şey dedi mi? Evet, hep o konuştu. Ben tek söz söylemedim. Yüreğim ağzıma gelmişti. İlk defa gece bir erkekle beraberdim. Hem de öylesine yakışıklı bir erkekle. Çirkin sayılmaz. O türlü şeyler iş becerilmesini bilen, konuşup dil döken, elini kullanan kimselerin başına gelir. Kocam kısa kuyruk Everest'e pencereme ilk geldiğinde... Ne olaydı? Çok karanlıktı. Baktım geliyor, geçerken iyi akşamlar dedi. İyi akşamlar dedim. Yarım saatten fazla ikimizin de ağzını bıçak açmadı. Sırtımdan aşağı ter boşanıyordu. Derken Everest'e sokuldukça sokuldu. Parmaklıkların arasından sızmak istiyordu sanki. Sonra yavaşça yavaş bir sesle gel de sana dokunayım dedi. Ben de sanırım annem geliyor. Gelirse yapmadığını bırakmaz bize. Şşş, duyarsan mı? Sonra çok dürüst davrandı. Başka arkadaşlarıyla bitti ömrünün sonuna kadar kuş besledi. Siz evli değilsiniz ya, bilseniz iyi olur. Erkek kısmı evlendikten 2 hafta sonra yatağı bırakıp masaya geçer. Masayı bırakıp da meyhaneye. Bundan hoşlanmayan kadına da bir köşede ağlaya ağlaya çürümek düşer. Tabii sen hoşlandın. Çekip çevirmesini öğrenmiştim onu. Peki, onun arasında dövdün doğru mu? Evet. Birini daha kalsın gözünün tekini çıkarıyorum. Ne kadar öyle olmalı. Annemizin mezhebinde. Adela kaçırma bunu. Adela. Ben bir gidip bakayım. Hasta çocuk. Evet, uyduğu yok ki. Ne yapıyor peki? Nereden bileyim ne yaptığını? Sen bizden iyi bilirsin. Yattığınız yerler arasında tek bir duvar olduğuna göre. Kıskançlık insanın içini kemirir. Büyük mü? Gözlerinden okunuyor, deli kadınlara benziyor hali. Deli kadınlar deyip durma. O sözü her yerde ağzına alabilirsin ama burada alamazsın. Uyuyor dememiş miydiniz? Her yerim ağrılar içinde. Dün gece iyi uyumadın mı? Uyudu. Öyleyse? Rahat bırakın beni. Uyumuşum uyumamışım size ne? Bu vücut benim değil mi? İstediğimi yaparım. Merak ettim de seni. Merak mı ettin? Acayip. Dikiş dikmiyor muydunuz siz? İyi ya, işinize bakın. Keşke görünmez olsam da odalardan geçerken kimse bana nereye gidiyorsun diye sormasa. Bernard sizi çağırıyor. Dantracı geldi. Bana öyle bakma. İstersen gözlerimi vereyim sana. Benimkiler daha gençtir. Şu kamburun düzenleyici de sırtım vereyim. Ama ben geçerken başını öteye çevir. O senin kardeşin Adela. Hem seni en çok seven de o. Nereye gitsem peşinde. Uyuyor muyum, uyumuyor muyum diye bazen odama bakar. Soluk aldırmaz bana. Ama ben gözlüğüm uyuyacağım. Ben kimi seçersem onun olacak benim vücudum. Roman mı? Ne demek istiyorsun? Ne dediysem onu Adela. Kes sesini. Öyleyse çıkar. Anlamadın mı sanıyorsun? Yavaş konuş. Öyleyse çıkar aklımda. Neymiş o? Biz gençler duvarların ardını görürüz. Geceleri kalktığında nereye gidiyorsun? Şurada sıcak. Böyle işler de elim ayağım göz kesilir benim. İçinden geçenleri bilemezdim. Pepe ikinci gece kardeşinle görüşmeye geldiğinde sokaktan geçerken sen ne diye pencerenin neredeyse çırılçıplak oturuyordun? Işığı yakmış pencereye atmış. Çocuk olma. Kardeşini rahat bırak. Pepe de gönlün varsa bile kimseye açma. Hem onun evlenemezsin diyen kim? Angustias adam hastalıklı. İlk çocuğunu doğururken ölür. Dar kalçalı, yaşı geçmiş. Gönlüme bir gün neden söylüyorum ki ablam fazla yaşamaz. O zaman da Pepe bu dolarlarda her dilerken yaptığı şeyi yapacaktır. En güzel, en genç olan da evlenecektir ki o da sensin. Bu umutla yaşa, unut onu. Ama Tanrı'nın yasasına karşı geleyim deme. Sus! Susmuyorum! Sen karışma sinsi! Gör gelme peşinden ayrılmayacağım. Koca da bu seni. Evi temizleyeceğine, yatağa gelip ölmüşlerin ruhları için dua edeceğine, erkeklerle kadınlar arasında olup bitenle bilinen hiç ağzının suyu akıyor. Nöbet tutuyorum. Kapımızın önüne geçerken kimse tükürmesin diye. Öldüğünü kendine sakla. İş işten geçti. Bacaklarımda, dudaklarımda duyduğum bu ateşi söndürmek için annemin işine hep geçeceğim ben. Sen değil. Sen hastalıklı bir hizmetçisin. Benim için de diyebilirsin ki. Odamı kapanıp kapıyı açmadın mı? Uyku uyumadın mı? Ben senden kurnazım. Dene bakalım beni geçirebilecek misin? Bana meydan okuma Adela! Meydan okuma bana. Bağırırım sonra yakarım lambaları, çaldırırım.
onun duvarlarını. Olacak onu kim söyleyemez? O kadar seviyor musun onu? O kadar seviyorum. Gözlerine baktıkça kanını ağır ağır içine çekiyorum sanki. Dinlemek istemiyorum seni. Dinle be elindeyse. Senden çekinirim ama senden güçlüyüm artık. İşiniz gücünüz çekişmek. Elbette bu sıcakta baklava yiyip kendisine bir şeyler getireyim diye diretiyorum. Çok işçisini aldın bana. En pahasından, kudranı da aldım. Odandaki masanın üstüne koydum. Tamam. Sakın sesini çıkarayım ben. Görürüz. Dantelaları gördün mü? Ben bu sesle düğün çarşafları için olmadanlar pek güzel. Peki bunlar? Bunlar bana yedilik için. Şakadan anlayacaksın bu evde. Şakalaşan olsa da seyretsem, ben kimseye kendimi göstermek zorunda değilim. Kimse bizi gecekle görmez ki. Bazen görmezler. Ama güzellik çamaşırına bayılırım. Zengin olsaydım her günü Hollanda bezinden yaptırırdım. Bu danteler çocuk takkesiyle ve huzurbasına iyi gider. Kendi çocuklarım için yaptırmak nasip olmadı bana. Bakalım artık biraz kendileri için yaptıracak mı? Çocuk yapmaya başladım artık gece gündüz rahat bizi görmez. Bir şeycik bile dikmek niyetinde değilim. Helalin çocuklarını büyütmek. Karşıdaki komşulara baksanıza, neler çekiyorlar dört yumuşak yüzünden. Onlar sizden iyi. Hiç değilse gülüştüklerini, dövüştüklerini duyarsın. Git de onların yanında çalış o zaman. Yok yok. Burak'a veren manasında çalışmak yazılmış benim anıma. Berner Bey bakalım içeride ne yapıyorsun? Neyi var? Sıcak dokunuyor buna. Başka bir şeyin yok ya. Keşke Kasım'da olaydı, yağmurlu günlerde. Şu bitmek bilmeyen yaz mevsimi olmasın da ne olursa olsun. Yaz geçer yine gelir. Tabii. Dün gece kaçta yattın? Bilmem. Ben deniz suyuyorum. Ne var ki? Bana avluda biri var gibi geldi de. Sahi mi? Geç vakit. Peki korkmadın mı? Yoo, başka geceler de işittim. Aman dikkat ederim. Çobanlar olmasın? Çobanlar avluda gelirler. Belki de genç alıştırılmamış bir katırdı. Tamam. Alıştırılmamış bir katır. Bekçi koymamız gerekecek. Yok. Öyle deme. Belki de sadece benim kuruntumdur. Belki de. Amelia. Ne var? Hiç. Niye seslendin? İsteyerek olmadı. Ağzından kaçtı. Biraz uzanıver. Yastığının altında sakladığın resmi nerede? Ne resmi? Kimse de değil. Bu mu nasıl kumaşı sanki? Nerede resim? Ne resmi? Hanginiz olduğunu bilmek istiyorum. Birindedir ama bende değil. Sende ne yazar? Bunu diyecek kadar rahatsızsın ha. Odamdan ve şimdi yerine geldi resiyor. Gece pencereden atlamış olmasın? Pepe ay ışığında gezinmeye bayılır da. Eylem de benimle martırıyor. Gelince kendisine söylerim. Sakın ha. Sonra çıkıverir ortaya. Hanginiz olduğunu bilmek istiyorum. Nerede resim? Hanginiz de resim diyorum size? Elimdeki bu rezalet mi resmi canı arsetsizliğinde? Sevgilimin resmini çaldılar. Kim? Kim olacak onlar? Hanginiz? Cevap verin. Ara odalarını, yatakların altlarına bak. İpinizi daha kısa bağlamadığım için oluyor bunlar. Ama artık gösteririm ben size. Emin misin? Eminim, ana baktım her yere. Hiçbir yerde yok. Buldun mu? İşte. Neredeydi? Söyle, korkma! Martıyor'nun odasında, çarşaflar arasında. Doğru mu? Doğru. Sonu kötü olacak senin! İki yüzlü, fesat kumduması! Gözleri bile yaşarmadı. Senin gönlün olsun diye ağlayacak değilim ya. Ne diye aldın resmi? Kardeşinle şakalaşamaz mıyım? Başka ne için alacağım? Şaka filan değildi. Senin şakadan hoşlandığını hiç görmedim. İçindekiler dışa vurdu artık. Söyle bakalım. Sus, beni konuşturma çünkü konuşacak olursam duvarlar yarılır utancından. Kendisi
keşke sen duymasaydın. Yabancılık, aile içinde yabancıların hiçbir zaman yeri yoktur. Oldu bir kez. Hangisi yasemen evlenmeli? Elbette. Onu burada uzaklaştırmamız gerekecek. Onu değil, oğlanı. Tabii. Asıl burada uzaklaşması gereken o. Her şeyi düşünmüş taşınmışsın. Benim düşündüğüm yok. Bazı şeyler vardır ki düşünmemelisin. Düşünemezsin. Ben buyururum. Peki uzaklaşmak adamın hoşuna gidecek mi sanıyorsun? Neler kuruyorsun yine? Hangisi evlenecek tabii. Benim bu evde hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey kaçmaz benim gözümden. Acaba Macio resmini neden sakladın? Niye olacak canım, şakadan dedi ya. Sen buna inanıyor musun? Sadece inanmıyorum. Böyledir. Neyse, senin ailene konuşuyoruz. Ama karşıki komşunu konuşuyor olsaydık o zaman ne olacaktı acaba? Bıçağın ucunu şimdi dokundurmaya başladın. Hayır Bernarda, bu eve çok ciddi şeyler oluyor. Suçu senin omuzlarına yüklemek istemiyorum ama kızlarını hiçbir zaman serbest bırakmadım. Martirio sevdalı, ne dersen de. Neden bu manastırın oğluyla evlenmek istediğine izin vermedin? Neden tam penceresine gireceği gün gelmesin diye oğluna haber yolladın? Bir kez gerektim, bir kez aynı şey yaparım. Ben sağ kaldıkça kanım bu manastırın kanıyla karışmayacak. Babası bir çoban parçasıydı. Sen bu havayı çaldıkça başına neler geldiğini görüyorsun ama. Elimden geldiği için çalıyorum ben bu havayı. Ama sen çalamazsın çünkü soyun sopun ortada. Hatırlatma, ben artık kocadım. Beni hep korudun, iyiliklerini unutamam. Peki öyle görünmüyor ama. Martirio unutur bunu. Unutmazsa daha beter olur. Hem bir gün olsa bile bu dört duvardan dışarı sızmayacak. Ben o kadar emin değilim. İnsanın aklından geçen öteden okuyacak kimseler var bu köyde. Kızlarımla benim kötü olduğumu görmek için nelerini vermezdin değil mi? Kimse anı yazılanı okuyamaz. Ben okurum, kızlarım da okur. Kötülük edecek bir kadın vardı, öleni çok oluyor. Annemin anısına saygı göster Bernarda. O zaman sen de bu kötü düşünceler yüreğimi dağlama. Ben hiçbir şeye karışmasam ne olacak? Bence de sana düşen budur zaten. Sen işini gör, çeneni tut. Hayatını kazanmak zorunda olan herkesin görevidir bu. Akran başında tüm bir kalabalık var. Bütün komşular kapıların önünde. Koş bak bakayım ne oluyormuş. Ağzını açmadın mı Şükret? Sen atsaydın ben de açardım. Peki ne derdin? İstemek başka, yapmak başka. Ben gücümün yettiğini bir değişime geleni yaparım. Sen de yapmak istedin ya, elimden gelmedi. Fazla dayanamayacak. Her şey benim olacak. Seni söküp atacağım onun kucağından. Martirio beni rahat bırak. Hiçbir hızın olmayacak o. Evinde görmek istediğin kadın benim. Gördüm seni nasıl kucakladığını. İsteyerek olmadı. Sanki beni alakla çekiyorlar. Canın çıksın değil mi? Bernarda. Ne oluyormuş? Libreda'nın kızı. Hani şu evlenmemiş olan çocuk doğurmuş. Kimden oğlu da belli değilmiş. Çocuk mu? Evet çocuk. Sonra da ayıbını örtmek için bebeği öldürüp taşların altına saklamış. Ama köpekler nice Hristiyanlardan daha iyi yürekli, merhametli köpekler eşip çıkarmışlar yavruyu. Sonra da Tanrı'nın evi yol gösterilmiş gibi getirip kapının önüne bırakmışlar. Şimdi öldürmek istiyorlar kızı. Boyuna sürüyorlar sokaklarda. Yollardan zeytinliklerin ötesinden erkekler geliyor. Onlar bari şeyler yerinden oynuyor. Zeytin sopalarla, kazma saplarıyla gelsinler. Gelsinler de gebersinler. Hayır, kıymasınlar. Kıysınlar, hadi biz de çıkalım. Namusundan olan cezasını çeksin. Bırakın kaçsın, dışarı çıkmayın. Bırak borcunu ödesin. Jandarmalar gelmeden yakalasınlar. Günah işlediği yerde kızgın demirlerle dağılasınlar. Hayır, hayır. Gebersinler, gebersinler. Ben gideyim, fazla kaldım. Bekle Prudence, birbirimizi gördüğümüz yok. Akşam duasının sonuçları çalındı mı? Daha çalınmadı. Kocan nasıl, iyi mi? Bildiğin gibi. Onu da gördüğünüz yok. Onu bilmez misin? Miras yüzünden kardeşleriyle kavga edildi. Ön kapıdan içeri adımını atmadı. Arka duvardan giriyor yani. Tam erkek. Peki kızın? Babası onu hiç affetmedi. Haklı. Kocam sana neden anlattı bilmem. Ben bu yüzden çok acı çekiyorum. Kızın söz dinlemezse kızın olmaktan çıkar da düşman kesilir sana. Peki Angustias ne zaman evleniyor? 3 güne kadar istemeye gelecekler. Ne mutlu size. Elbette. Oğlan yüzüğü taktı mı? İşte bak. Ne güzel, üçüncülü. Benim zamanımda üçüncü gözdeşi demekti. Ama şimdi her şey değişti. Sanmıyorum, hiçbir şeyin anlamı değişmedi. Nişan yüzüğünün elmas olması gerekir. En uygunu. İster incili olsun, ister incisiz. Dileğe bağlı. Ya da Tanrı'nın duyduğunu. Duyduğuma göre o takımın da pek güzelmiş.
16 bir reale mal oldu. Böylesine önünde gördüm. En güzel aile o var. Bizim zamanımızda sandığımız olurdu. Ne olursa olsun en iyisinden olsun da. O bilinmez ki. Olmaması için hiçbir neden yok. Son çam. Yine gelip hepsilerini göreceğim. Ne zaman istersen gelebilirsin. İyi akşamlar. Tanrı'ya emanet olun. Güle güle Prudensia. Tanrı'ya emanet ol. Avlu kapısına kadar yürüyüp de bacaklarımı açın. Biraz da temizlemem. Ben de seninle geliyorum. Ben de. Kaybolacak değilim ya. Gece yok bir insan arkadaş ister. Kardeşim Martiru ile konuşmanı istiyordum. Resim işi şakaydı. Artık unutmalısın. Beni sevmediğini bilirsin ama. İnsan dediğin kapalı kutu. İçindekini bir kendisi bilir. Ben sadece aile düzenini kurmak isterim. Anladın mı? Tamam anladım. Öyleyse bu iş tamam. Hem yakına gidiyorsun artık. Nerede o günler? Dün gece konuşmanız kaçta bitti? Yarımda bitti. Peki Pepe neler anlattı? Bana pek dalgın görünüyor. Benimle konuşurken başka bir şeyler düşünüyor sanki. Ne var diye sorsam, biz erkeklerin kendimize göre dertlerimiz vardı diye karşılık veriyor hep. Sormayacaksın. Hele evlenince hiç sormayacaksın. O konuşursa konuş, bakarsa bak. Anca böyle anlaşırsınız. Ama Anna, sanki sakladığı bir şeyler var benden. Öğrenmeye çalışma. Hele en önemlisi de seni ağlarken hiç görmesin. Mutlu olmam gerek ama mutlu değilim. Aynı kapıya çıkar. Kaç gecedir pencere demirleri arasından seyrediyorum Pepe'yi. Sürülerden kalkan bir toz bulutuna gizlenmiş gibi silinip gidiyor sanki. Güçlü değilsin de ondan öyle oluyor. Keşke. Bu gece de gelecek mi? Hayır, anasıyla kasabaya gitti. İyi, öyleyse erken yatarız. Magdalena! Uyuyor. Ne karanlık gece. İki adım öteni göremezsin. Tam hırsızlığa saklanmak isteyenlere göre gece. Magdalena! Demin uykuya daldın. Magdalena! Rahat bırak beni. Yatağa! Kimse bir dakika rahat vermezsin. İyi geceler. Siz ikiniz iyi geçin. Angustias'ın sevgilisi bu gece neden gelmiyormuş? Bir yere gitmiş de ondan. Ya. Sabah görüşürüz. Sen hala burada mısın? Şu sessizliğin tadını çıkarıyorum. Ve burada oluyor dediğin o pek ciddi şeyleri de göremiyorum niyeyse. Bu işi artık kurcalamayalım benlerden. Bu evde hiçbir şey benden habersiz olmaz. Hiçbir şey kaçmaz benim gözümden. Görünürde hiçbir şey olmuyor, doğru. Kızların sanki dolaba girmişler, sanki dolap içindeymiş gibi davranıyorlar. Ama insanın gönlü de nöbet tutamazsın sen. Hiç kimse tutamaz. Benim kızlarım için yeterince rahat. Ya, anaları olduğuna göre seni ilgilendirir bu. Ben size hizmet ediyorum ya, benim derdim bana yeter. Belli, son zamanlarda sesin çıkmaz oldu. İyi geceler benden. İyi geceler. Öyle bir olur ki bebekler, bebekler, bebekler! Bu bebeğe
saçları ağaracak. Bu bebek benim ya. Başka bebeğim de olacak. Onun da bebeği olacak. Sonra hepimiz kardanak saçlarımızla dalgalara benzeyeceğiz. Ardarda sıra sıra. Derken hep birlikte oturacağız. Apak başlarımız olacak. Hepimizin köpük taşı kesileceğiz. Bu evde neden hiç köpük taşı yok? Bu evde yat yerlerde ne var? Bir şey yok. Komşunun bebeği oldu mu? Onu çıkama da götürürdüm. O da bana getirirdi. Hep böyle sürerdi, hep. Saçların ağrıyacak. Ama komşuların gelmeyecekler. Benim artık gitmem gerek. Ama komşu, ama köpekler ısırırlar diye çok korkuyorum. Tarlalara da yerine gelmez misin? Tarlaları sevmem ben. Evleri severim ama açık evleri. Sonra yataklarında mini milleriyle uyuyan komşu kadınları. Bir de dışarıda iskemlelerine kurulup oturan erkekleri severim. Pepper Roman'da da hep gibi. Hepiniz ona vurgunsunuz. Ama siz, siz birer buğday tanesi olduğunuz için hepiniz yutacak. Yok yok, buğday tanesi değil. Dilsiz kurbağam. Gel gel. Kuzucuğum. Hadi. Yavrum benim. Deniz kıyısına gidelim. Adela. Adela! Ne diye arıyorsun beni? Uzak dur ondan. Sen kim oluyorsun da böyle konuşuyorsun? Orası namuslu bir kadına göre değil. Orada olmayınca atıyorsun ama. Ağzımı açma zamanı geldi artık. Bu böyle sürmez. Daha başındayız. Gücün yettiği için oraya atıldım. Ben de sende olmayan bir yüz, sende olmayan bakışlar var mı ondan? Bu çatı altında ölümü gördüm de yine de durmadım. Hakkında benim onu aramaya çıktım. O duygusuz herif başka bir kadın için geliyordu. Sen kendini öne sürdün. Parası için geliyordu ama gözü hep bendeydi. Onu kalkmana göz yumayacağım. O an istiyatla evlenecek. Onu sevmediğini benden iyi biliyorsun. Biliyorum. Gözünde gördün mü ondan biliyorsun. Beni seviyor beni. Öyle. Beni seviyor beni. İster kapağını bıçak sapla ama bunu bana söylerim bir daha. Bu yüzden çırpınıp duruyorsun onunla kaçmayayım diye. Sevmediğim kadını kucaklasa umurumda olmaz. Benim de olmaz. İsterse yüzünden istiyatla kalsın. Aldırmazsın. Ama beni kucaklama sana korkunç geliyor. Çünkü sen de seviyorsun onu. Seviyorsun. Evet. Göğsümü gene gene söylüyorum. Evet. Yüreğim yanıyor. Neredeyse bir nar gibi çatlayacak. Seviyorum onu. Benim ne suçum var her şey? Çekil yüzeyim ben. Tatlı bir dökemek benimle avutmayı kalkma sakın. Aynı kandan değiliz artık. Kardeşim olarak görmeye çalışsam da herhangi bir kadın gibi görüyorum seni. Başka çıkar yol yok. Suya düşen bu olsun. Pepe benimdir. Irmak boyundaki sazdan oraya götürecek beni. Götürmeyecek. Köyde herkes bana karşı onun dudaklarının tadını aldıktan sonra bu korkunç eve patlamam artık. Köyde herkes bana karşı olacak. Ateşten parmaklarıyla dağılacaklar gövdemi. Ama ben herkesin önünde onun kendi tadını yiyeceğim. Evli bir erkeğin sevgilisine uygun görülen. Sus! Varsın armüsü yasla evlensin. Artık umurumda değil. Tek başıma küçücük bir eve çekileceğim. Ne zaman isterse görsün. Ne zaman canı isterse. Bu dediğin hiçbir zaman olmayacak. Ben sağ kaldıkça olmayacak. Yalnız senin gibi cılız bir birini değil, algı bir atı bir serçe parmağını bize getiririm ben. Sesini yükseltme bana karşı. Sinirime dokunuyor. İçim öylesine kötü bir güçle dolu ki elimde değil. Boğuyor beni. Nereye gidiyorsun? Çekil şu kapıdan. Çekebilirsen geç. Çekil. Ana! Ana! Bırak beni. Susun! Susun! Onunla beraber de. Eteklerine bak, saman içinde. Kötü kadınları yiyecek savunma! Bu dünya mesele pardon artık! Dormanın bastığında böyle yaparım ben. Sakın bir adını atayım deme. Pepe'den başka kimse buyuramaz bana. Ben onunum. Bilesin. Avluya çıkın kendisine söyle. Dışarıdadır. Aslan kimse oluyor. Ne? Tüfek yok mu? Tüfek nerede? Kimse tutamaz beni. Böyle çalınma göğsünü yenerek çıkamazsın buradan. Hain. Evin yüz karası senin. Artık onu ara da göreyim seni. Pepe Roman'ın işi tamam. Pepe! Pepe! Öldürdün mü onu? Hayır, kızdan atlayıp kaçtı. Kabahat bende, kadın kısmı iyi nişan alamıyor. Neden öyle dedin o zaman? Adele'yi düşündüğünden. Kanım var boşaltan tepesinden aşağı. Kahrolsunca. Şeytan! Böylesi daha iyi ya. Adela! Adela! Tanrı kimseye böyle ölüm vermesin. Adela!
Hmm.